Bakış açısı buna göre Yunanlıların çok özellikle bir eleştiri konusu olarak algıladıkları bir kanı nosyonundan nasıl farklılaştırılabilir? Yani gerçek anlamda felsefi, sanatsal, etik ve politik bir bakış açısı salt görüş olarak değil, salt bu kanılar dünyasının düzenekleri ve mekanizmaları açısından değil, medyada olduğu gibi değil. Tam anlamıyla etik, politik ve felsefi alanlarda ya da sanatsal alanlarda bu faaliyetlerin bir parçası olarak nasıl oluşturulabilir? Derdimiz oydu. Yani bakış açısı mefhumunu bir insanın bir konudaki görüşünü beyan edişi türünden algılanmaktan nasıl kurtarabiliriz? Bunun için ne tür kavramlara ihtiyacımız vardır? Ve bu kavramın politik, etik ve sanatsal öngörüleri nedir? Gerektirimleri nedir? Bu birkaç hafta, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde öncelikle bu mefhum etrafında konuşmayı düşünüyorum. Zaten bütün bu tartışmaların nihai ufku diyelim, kendimize bir öznellik kipini nasıl yaratacağımız bakış açısını bu amaçta, bu amaç çerçevesinde konu ediyoruz ve tartışıyoruz zaten. İkincisi, Heidegger'i bu tartışmanın odaklarından birisi haline getirmek gibi bir niyetim yoktu Heidegger'i. Heidegger'in bahsettiği bir şeyden söz ederken. Bu bir nevi alıntıydı ve bilirsiniz düşünceler insanların elinden çok kolay çıkarlar. Yani, kullanıma açık nesnelerdir, bedavadırlar her şeyden. Önce satılan düşünceyle bakış açısı falan oluşturulamaz. Düşüncenin pazarlandığını da hepimiz biliyoruz. Artık günümüzde reklamcılar konsept yaratıyorlar. Deleuze'in söylediği gibi. Onların elinden nasıl alacağız mesela o. Bir sanatçı sanat eserini reklam olmaktan nasıl çıkaracaktır? Ya da bazı gazete köşe yazısı düzeyinde yürütülen etik ve politik tartışmalar elinden siyaset alanları nasıl kurtarılacak ya da nasıl yeniden inşa edilecektir bu ortam içerisinde? Ve özellikle düşüncenin kurtarılması. Şimdi ben düşüncenin kurtarılması gereken bir şey olduğuna gerçekten inanıyorum. Geçen gün Ahmet Cemal gibi tuhaf bir adamın 40 yılda bir herhalde kafasına bir şey düştüğünde söyleyebileceği bir yazısını okuduydum. Düşünce özgürlüğü meselesini tartışırken orada sonuçta ilginç bir şey görmüş gibi. Düşünce olmadan düşünce özgürlüğünden nasıl bahsedersiniz gibisinden bir hatırlatmaydı bu. Böyle durumlarla karşılaşmamak için, özellikle bunu Ahmet Cemal gibi birisinin ağzından işitmemek için epeyce uğraşılması gerektiğini inanıyorum ben. Etik olarak, felsefi olarak bir çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu medyada olmaz böyle bir şey. Şunu demiştik. Bakış açısı eninde son ve kaldığımız yerde 17. yüzyıl düşünürlerinin
Rönesans için belli bir rejim oluşturan ama özellikle ve öncelikle sanat alanında ve onun içerisinde de öncelikle resim alanında ortaya çıkmış bir perspektif düşüncesini, bir perspektif fikrini felsefi bir düzenek haline nasıl sokmaya giriştiğinde kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Leibniz'i düşünmüştük. Bildiğiniz gibi Leibniz bir 17. yüzyıl filozofu. Şimdi şu 17. yüzyıl filozoflarının Descartes'tan başlayarak ki belli bir boyutta tartışmıştık onun üzerine. Yalnızca bir konsepti, cogito konsepti, kavramı çerçevesinde tartışmıştık. Ardından Spinoza ve Leibniz geliyorlardı. Yani 17. yüzyıl büyük klasik felsefesinin 3 ana kişiliği bunlar. Şimdi bu 17. yüzyıl felsefesinin taktığı bir mesele vardı. Sonsuzluk. Yani sonsuz bir dünyadayız. Süreç sonsuz, zaman sonsuz ve mekan sonsuz. Böyle bir sonsuzluk varsayımı. Yine 17. yüzyılın sıkı pietist, imanlı adamlarından, Hristiyan adamlarından birisi Pascal ki oldukça tuhaf bir adamdır ve ileride değineceğiz belli bir noktada. Bu sonsuzluğun oldukça mutsuzluk verici bir yönüne işaret ediyordu. Yani bir, sonsuz bir evrenin içerisindesiniz ve bir kırıntı olduğunuz bu sonsuz evren içerisinde size söyleniyor. Filozoflar söylüyor, yeniden canlanan stoacı felsefe bunu söylüyor. Rönesans'taki gibi artık insanlar kendilerine o kadar güvenli değiller. Yüzyıl savaşlarıyla, 30 yıl savaşlarıyla kırılıp gidiyorlar. Çok kırılgan bir insan ortaya çıkıyor 17. yüzyılda. Ve bu insan düşünün sonsuz denen bir şeyin ortasında. Yani bir varoluş kipinin ortasında. Bununla ne yapacak bu insanlık? Descartes'la birlikte şunu yapıyordu. Bunu oldukça sosyal bir düşünce gibi algılayın. Toplumun her kesiminde yankısını yeniden oluşturabileceğimiz, tarihçiler bunu oluşturabiliyorlar. Bir fikir olarak algılayın. Bu sonsuzluğun ortasındaki insanı bütün evrenin merkezi olarak gören ya da görmemizi sağlayan bir bakış açısı nasıl bulunur? Nerededir bu bakış açısı? Diye sorduydu Descartes. Yani ne kadar gerilemeliyim ki şu odak noktasına, yeryüzünün odak noktasına insanı yerleştirebileyim? Yani ben düşünen bir varlık olarak, düşünen bir şey olarak bu mefhumu nasıl bir kaldıracın noktasına, devrilme noktasına insanı yerleştirebileyim. Tümüyle arşimetçi bir çerçeve bu. Bir dayanak noktası bulmak. Bu dayanak noktası düşünen ben, Descartes için. Bütün sonsuzluk artık insanı avuçlarında olacak. Düşündüğü ölçüde insanın avuçları içinde olacak. Başka bir şey yaptığı ölçüde değil. Bunun üzerinde ısrarla duruyorum. Bu ölçüde sözcüğünün çok stratejik bir kullanımı var
felsefe içerisinde ve özellikle 17. yüzyıl felsefesi içerisinde. Tam quam sözcüğü Latince yazdıklarında. As it is yani İngilizcesi. Düşündüğü ölçüde insan sonsuzlukta bir yer bulabilir. Başka bir şey yaptığı ölçüde değil. İnsan bunun yanında başka şeyler de yapmaktadır. Hissetmektedir, duymaktadır. Ama o ölçüde hissettiği, duyduğu, coşkulandığı ya da kendisine bir etik oluşturduğu ya da davrandığı ya da eylemde bulunduğu ölçüde değil, düşündüğü ölçüde Descartes açısından. İnsan evrenin merkezi olabilir. Bu tırnak içindeki ölçüde mefhumu bize Descartes'in bakış açısını gösteriyor. Ama yalnızca Descartes'in bakış açısını değil, 19. yüzyıla kadar hakim olmuş bir tür düşünce materyalizminin programını ortaya koyuyor ki bu düşünce materyalizmi, yani düşüncenin maddi bir faaliyet olduğu, bir güç derecesi olduğu fikri Descartes'ten başlayarak Spinoza'dan ve Leibniz'den geçerek Kant'ta belli bir ölçüde devam ederek ve sonuçta Alman idealist felsefesinin içerisinde eriyip yok olarak devam etti. Şimdi bu düşüncenin maddeselliği çerçevesiyle 20. yüzyılda yeniden karşılaştık. Nerede karşılaştık? İdeolojinin, yani düşünceden farklı olduğu şimdiye kadar, fikirlerin akışından farklı olduğu şimdiye kadar benimsenmiş olan ideoloji tartışmalarında, işte Althusser'le, Marksizm çerçevesinde ve benzeri çalışmalarla ileride değineceğimiz gibi yeniden tartışılabilir hale geldi. Biz de zaten o yüzden tartışıyoruz. O yüzden aktüelleştirmeye çalışıyoruz. Descartes'in oluşturduğu bakış açısı dediğimiz gibi cogito'ya yaslanıyordu. Cogito şöyle bir şey. Ne kadar gerilemeliyim ki, kendimi ne kadar ufaltmalıyım ki evrende fark edilmez, evrenin nüfuz edemeyeceği bir aralığa girebileyim. Bu çok zor bir düşünce. Kavranması gerçekten çok zor bir düşünce. Çünkü bir tür regresyon var. Sürekli bir gerileme halinde adım atıyorsun. Buna kuşku yöntemi adını veriyor. Her şeyden kuşku duyabilmek. Şimdi ne demek her şeyden kuşku duyabilmek? Bunun çok tuhaf olduğunun altını çiziyorum. Çünkü amaçları açısından baktığınızda görürsünüz ki Descartes tümüyle insanın düşünsel olarak evren ve şeyler üzerinde, varlık ve varoluş üzerinde mutlak bir hakimiyetinin peşinde. Bunu nasıl oluşturacak? Bir düşünce olarak, bir metot olarak nasıl oluşturacak? Bu estetik olarak olamaz. Yani hissetmeler düzeyinde olamaz. Çünkü her zaman bunlar illüzyona, yanılsamaya açıktırlar. İşte sokakta giderken, yolda giderken papazı eşek zannedebilirim. Ama bunu doğrulayabilirim. Yani başka bir vesileyle eğer papazla karşılaşabilirsem, başka bir karşılaşma ile, başka bir estetik
hissetmeye dayalı, görmeye dayalı bir karşılaşma olanağı sağlayabilirsem bu yanılsamadan kurtulurum. Kuşku her zaman düzeltilebilir olan yanılsamalar da işletiliyor Descartes açısından. İkincisi elbette rüya. Uyandığımda rüyamı düzeltirim. Yani bir tür sürekli koreksiyon, bir tür sürekli düzeltme yöntemi olarak işliyor bu kuşku yöntemi. Yine karşılaşmalar ve yine bir bakış açısı meselesi olduğuna dikkat edin. Öyle bir noktaya çekilmeliyim ki artık kuşku duyamayacak halde olayım. Yani sırtım o kadar bir duvara yaslansın ki artık kuşku duyabileceğim herhangi bir konumda olmayayım. Ve bunun etrafında tüm evreni yeniden kurmaya, rekonstrüksiyonla girişmeye başlayalım. Bunun için sağlam bir metot. Şimdi Descartes gibi düşünürler için metot düşünmekten daha önemlidir. Metot fikirden daha önce gelir. Çünkü bir tür kesinlik arayışıdır. Burada çok Freudçu da bir yön olduğuna dikkat edin. Freud'un ünlü sözü psikanaliz açısından bana hakikati değil kesinliği ver. Yani bir şey kesin olsun o bana yeter tutumundan bahsediyor Freud. Bu tür bir kesinlik ihtiyacını Descartes'te görebiliyoruz. Sonsuzluğa gösterdiği bir tepki. Şimdi Descartes'ten sonra Spinoza ve Leibniz bu düşünceyle ciddi bir dalaşmaya giriştiler. Öncelikle kogito ve öznellik. Descartes modeli kurulmuş bir öznellik fikriyle ciddi bir dalaşmaya oturdular. Konumuz açısından şimdilik Leibniz'inki daha önemli çünkü doğrudan bir eleştirisini oluşturuyor bu kogito fikrinin. Şimdi René Descartes'in kendisini eleştiren bir papaza, Burden diye bir papaza yazdığı bazı cevap metinleri var, mektuplar halinde. Bu mektuplarda kendi yöntemini şöyle anlatıyor. Bir benzetmeyle, bir metaforla anlatıyor. Sayın Rahip diyor, elinizde işte bir sepet dolusu elma olduğunu düşünün. Ve bu elmalardan birkaçının ya da bazılarının bilmediğiniz sayıdaki bir elma miktarının çürümekte oldukları, çürümüş oldukları ve bazılarının çürümeye başladıkları bir tür bulaşma yoluyla türünden bir şüphe uyanmış olsun. Ne yaparsınız? Kuşkusuz önce sepeti temiz bir yere dökersiniz. Ve çürümenin bulaşmasından, bozulmanın bulaşmasından da ürktüğünüz ölçüde kesinlikle üzerinde herhangi bir çürüme ya da yozlaşma izi bulunmayan elmaları çeker alır bir köşeye koyarsınız. Diğerlerini ise toptan atarsınız. Çünkü üzerinde en ufak bir leke olsa bile, yenilebilir olsa bile o elma atılması lazım. Çünkü diğerlerini çürütecektir. Anlatımı bu. Descartes'in. Sepeti yere dökme onun metodu. Yani tümüyle döküp üzerinde hiçbir bozukluk belirtisi olmayan elmaları seçmek. Şimdi benzeri bir düşünce Rönesans sonrasında Francis Bacon'da da uyanıyordu. Yeryüzündeki bilgilerin toplamı diye bir fikir
söz konusuydu. Bunun içerisinde inançlar, halk inançlarından tutun, eski çağ düşünürlerinin, Platon, Ariston, Skolastik'in artık pek sevilmeyen, Bacon gibi adamların da reddettiği ve yanlış addedilen düşünceleri de dahil olmak üzere. Bunların tümüne enkiklopedya diyorlardı, ansiklopedi. Yani bilinebilecek her şey ve bilinmiş olan, toparlanmış olan her şey. Bu ansiklopedi içerisinde Bacon'ın bir fikri vardı. Nasıl ayırt edeceğiz doğruyu yanlıştan? Bunun için önceden belirlenmiş bir metoda sahip olabilir miyiz? Descartes da bunun için en sıkı yöntemi, kuşku yöntemini bulduğuna inanıyordu. Leibniz'in eleştirisine geçiyoruz şimdi. Descartes'in bu örneğine yönelik. Ve böylece Leibniz'in bakış açısı mefhumuna ne tür bir yenilik ve yepyeni bir anlam kazandırdığını göreceğiz. Leibniz Descartes'a, tabi Descartes öldükten sonra pek karşılıklı konuşma şansları olduğunu hatırlamıyorum. Evet, elma sepetini döküyorsun ama yanlış bir varsayım üzerine yapıyorsun bunu. Sepetteki elmaların sayısının sonlu olduğunu varsayıyorsun. Ünlü finitudo, yani sonluluk kavramı. Halbuki biliyoruz ki elmaların sayısı sonsuzdur. Ne demek elmaların sayısının sonsuz olması? Önce çok estetik bir şey, bir çerçeve de bir şey söylemeye çalışacağım. Descartes'a kadar ve Descartes'in dönemine kadar gözlemcinin gözü bir tür makro dünyaya yönelikti. Yıldızlara, gezegenler sistemine, Newton falan filan, Galileo. Yani mekanik ilkelerin işlediği bir dünyaya yönelikti. Teleskop hakimdi bu dünyaya, her şeyin teleskopu. İnsanların merakını uyandıran yıldızlardı. Dev gök cisimleriydi. Böyle bir sonsuzluktu. Yani dışarıya doğru giden bir makro sonsuzluktu. Estetik olarak ve böyle de Leeuwenhoek diye bir adamcağız, belki de bir tesadüf sonucu, mikroskopu keşfediverdi. Leeuwenhoek'ü başka bir vesileyle tekrar önünüze getireceğim. Yalnız onun için size bir metin dağıtmam lazım. Kısa bir metin. Bunu webde de bulabilirsiniz. Bu ünlü Delftli Hollandalı ressamlardan Vermeer, dostu olan ve komşusu olan Leeuwenhoek'e yazdığı çok ilginç bir mektuptur. Bunu daha sonraki derslerden birisinde özellikle estetik anlamını tartışmak üzere size okumaya çalışacağım. Şu anda onunla kesmek istemiyorum konuşmamı. Leeuwenhoek'ün mikroskopu insanlara çok tuhaf bir şeyler gösteriyordu. Acaba sonsuzluk küçülerek de mi devam ediyor? Sadece göksel cisimlere doğru yayılan bir makro sonsuzluk yerine acaba bir de mikro sonsuzluk da var mı? Çünkü bir su damlasına baktığınızda içinde milyonlarca canlının oynaşmakta olduğunu görüyorsunuz. Onların da parçalardan oluştuklarını görebiliyorsunuz. Ve bağlı oldukları mekanik ilkelerin çok farklı olabildiğini gözlemleyebiliyorsunuz. Böyle bir gözlem karşısında insanın dikkati,
Leibniz gibi bir felsefecinin dikkati acaba neye yönelebilirdi? Leibniz biliyorsunuz kalkulusun yani sonsuz küçüklükler hesabının Newton'la birlikte bulucularından birisidir. Birisinin yaptığı yanlışları öteki düzeltir, ötekinin yaptığı yanlışlar da diğerinde düzeltilmiş olarak vardır. Neyse meselemiz o değil. Böyle bir fikir doğuyor. Bir tür mikro sonsuzluk. Bununla nasıl baş edilecek? Makro sonsuzlukla baş etmenin yollarını Kartezyen yöntem belirli bir oranda mekaniği bir tür geometri, analitik geometri içerisinde kuşatarak halletmeye çabaladıydı. Ama barok çağda bu tür bir mikro sonsuzluk da ortaya çıktı. Sonsuz küçüklükler, sonsuz yaklaştırmalar. Matematiğin artık sonsuzlukla yeni türden bir ilişki kurması gerekiyordu. Ama dolayısıyla mekaniğin de. Sonsuzla birleşmekte olan çizgiler falanlar filanlar bu tür fikirler çok eski olmalarına karşın yeterli değildiler artık böyle bir çerçeve içerisinde. Çünkü gerçek dünyayla daha fazla ilgiliydi. Şimdi böylece elmaların sayısının sonsuz olma ihtimali doğdu. Sepeti döküyorsunuz ve sepet asla boşalmayacak. Nasıl ayırt edebilirsiniz? Descartes'in çerçevesi yani makro ve mekanik dünyaya yönelen gözleri henüz böyle bir sorunla pek tanışık değildiler. Leibniz dolayısıyla farklı bir bakış açısı. Sonsuzluğa farklı bir bakış açısı. Hem makro düzeye hem de mikro düzeye uzanan sonsuzluğa bir bakış açısı önermek zorundaydı. Bir tür kombinasyonlar sanatı. Çünkü 17. yüzyıl Descartes'le birlikte kuşkusuz bir birey nedir sorusunu da ortaya atmak zorunda kalmıştır. Nedir birey? Birey bir şey midir her şeyden? Önce yoksa bir tür kompozisyon mudur? Bir sürü bireyden oluşmuş bir kompozisyon mudur? Ve bireyler bir araya gelerek acaba başka bireyleri, daha üst bireyleri mi kompoze eder, oluşturur ve besteler diyebiliriz. Bu birinci nokta yani sonsuz bir kompozisyonlar ardışıklığı olarak sonsuz küçükten sonsuz büyüğe kadar uzanan sonsuzca karmaşık bir birey düşüncesi Descartes ile Leibniz arasında elbette Spinoza tarafından telaffuz edildiydi. Birey artık bir derecedir. Bu makro sonsuz ile mikro sonsuz arasında bir derecedir. Ve Spinoza'ya göre bir güç derecesidir, bir kudret derecesidir. Başka bir deyişle bir edimselliktir. Sonsuzca karmaşıktır ama ondan sonsuzca daha karmaşık olan başka bireylerin de parçasıdır. Ve bunun için bulduğu Latince terim partes extra partes ve parçalar birbirlerinin dışında sonsuzca kompoze olurlar. Bu çok hoş, bütünüyle barok estetiğine uyan ve orada bütün yansımalarını, labirentlerini görebileceğiniz barok resminde, Watteau'nun resminde, Caravaggio'nun resminde
izleyebileceğiniz oldukça estetik bir göndermeye de sahiptir. Sonsuz bir kompozisyon, sonsuz bir beste düşüncesi, kuşkusuz bir sonsuz beste düşüncesini barok müziğinde, özellikle Bach'ta yakalayacaksınız. Leibniz'in çağdaşı olan, Spinoza'dan çok Leibniz'in çağdaşı olan Bach'ta yakalayabileceksiniz. Peki sepetteki bütün elmalar dökülemiyorsa ve bunun sonu yoksa ne yapacağız? Nasıl bir tür kesinlik oluşturacağız? Şimdi Leibniz'in Descartes'a yönelttiği eleştirinin esası bu sonluluğu bir tür kör ufuk haline getirmiş olması. Descartes'in. Yani gerçek aktif bir sonluluğu, sonsuzluğu yakalama araçlarını ortadan kaldırıyor olması. 17. yüzyıl düşüncesinin esas ruhu aktif bir sonsuzluğu nasıl bulgulayabileceğimiz, nasıl oluşturabileceğimiz, nasıl kurabileceğimiz. O devirde tarih düşüncesi yok. Dolayısıyla bir amaç düşüncesi yok. Yeryüzünün bir amacı olduğu düşüncesi yok. Zaten bu düşünce çok kapalı bir Hristiyan öğretisine aittir. Düşüncedir. Aşkın bir tanrı vardır. Bu aşkın tanrının yönlendirdiği ya da Newton'da olduğu gibi yönlendirmeden yaratıp bıraktığı bir mekanizma olarak dünya vardır. Ama 17. yüzyıl düşüncesi böyle bir amaçlılığa, böyle bir telosa, böyle bir hedef gütme düşüncesine evren açısından, kainat açısından ve varoluş açısından pek inanmıyor gibidir. Sonsuzlukla ciddi anlamda karşılaşan ve uğraşmaya çalışan bütün kültürlerde ve şeylerde, düşüncelerde olduğu gibi. Leibniz'in çözümü şöyle bir çözüme benziyor bence. Descartes'in metodu, kısaca söylemek gerekirse, bir tür ya hep ya hiç ilkesine dayanıyor. En küçük bir kuşku duyuyorsanız, en ufak bir leke görmüşseniz, elmayı toptan atıyorsunuz. Topyekun silip atıyorsunuz. Bu yeryüzünün sonsuzca kompoze olduğu fikrine pek bir olanak sağlamayacaktır elbette. Kurunun yanında yaşı da yakmaktır. Eğer ansiklopedinin içerisindeki bu sonsuzca kompoze bilgiler ve inançlar yığını küçük küçük yanlışlıklardan da oluşuyorsa, büyük yanlışların yanında öyle bir sistem geliştirmelisiniz ki önce büyük yanlışları bir filtreleyesiniz. İkinci düzeyde daha küçük yanlışları filtreleyesiniz. Tek bir filtre kullanmamak. Ondan sonra o karmaşıklıkların, o kompoze bireyliklerin, ki bilgiler de bireydirler ve sonsuzca kompoz edirler yine. Sonsuz sayıda filtrelerle bunun içerisine yaklaşa yaklaşa dalmak. Sonsuz küçüklükler hesabı bu demek. Bunun en iyi modelini de işte matematikte buluyor. Ama bir şeye dikkat etmenizi özellikle isterim. Böyle bir sonsuzca kompozisyon fikri zorunlu olarak başka bir fikri, yani bakış açısı fikrini, yeni bir perspektif fikrini
ve bir filtreleme fikrini çağrıştırıyor. Şimdi Descartes'in felsefe olarak bu filtreleme yönteminin ayrıntılarına girecek değilim. Ama Descartes'in evren tasarımı, yani bu metot üzerine geliştirmeye çalıştığı bu sonsuz sayıda filtrelerin derecelenmesi fikri etrafında kurduğu estetik bir benzetme var. O da şudur, hepimiz aynı kentte yaşıyoruz. Sabahleyin yola çıkıyoruz, işte işimize, gücümüze gitmek üzere. Şu sokaklardan geçiyoruz. O sokaklarda belki tesadüfi olarak, belki de her zaman oradan geçen birileriyle karşılaşıyoruz. Köşe başında bir dilenci olabilir. Bir tür karşılaşmalar dünyası. Şimdi benim bu bakış açım bir tür kogito'nun bakış açısıdır elbette. Descartes'in dediği gibi, ama sokağın tümü değildir. Ama aynı zamanda tümü olmadığı ölçüde benim bireyliğimin tümünün parçasıdır. Yani yine hakikattir ama o kentin, hepimizin içinde yaşadığımız o kentin hakikatinin tümü değildir. Tüm olmayan bir hakikatle tümel bir hakikat, gerçeklik arasında çok katı bir karşılaşma gibi görünüyor şimdilik bu. Dikkat ediyorsanız. Şimdi kentte benim dolaşmam ve karşılaşmam, zaman ve mekan içerisinde bu karşılaşmaları başımdan geçişi önünde sonunda düşünürseniz bir tür perspektif düşüncesine. Bu benim perspektifimdir, bakış açımdır kente. Düşüncesini çağırır. Rönesans'taki gibi perspektiften ayırt etmeniz zorunlu. Çünkü Rönesans'taki perspektif resimsel bir perspektiftir ve karşılaşmalar üzerinde durmaz. Yani bir hareket, bir edimsellik üzerinde durmaz. Bir tür makro tanrısal bir göz düzlemi nasıl okuyacaktır? Her yerde aynı olan bir göz anlayışına, evrensel bir göz anlayışına göndermektedir. Çünkü esas olarak resim içerisinde kurulmuştur. Felsefe içerisinde kurulmuş değildir. Dolayısıyla karşılaştığı şeyler evrensel temalardır Rönesans resminin. Barok resminden hemen alırsanız tümüyle tesadüfi karşılaşmalarla karşılaşırsınız orada. Nedir? Natürmort söz gelimi. Tesadüfi olarak bir araya gelmiş bir yığın, orada bir ölü fare, onun yanında elmalar, iştah açıcı yiyecekler, böcekler, bu tür resimler. İkincisi uzaktaki bir esinti, ağaç dallarını oynatan havada bulutlar, yani manzara resmi. Bu iki resmin stratejik olarak Barok'u nasıl başlattığını izleyebilirsiniz. Bütün bunlar tesadüfi karşılaşmaların önem kazandığını gösteriyor. Yalnızca felsefi alanda değil, aynı zamanda sanat alanında da. Tekrar altını çiziyorum. Resimde kurulan Rönesans perspektif anlayışından çok farklı bir perspektif anlayışıyla. Kentin içerisinde her gün farklı güzergahlardan geçerek dolaştığımızda karşılaştığımız olayların toplamının oluşturduğu bir perspektif ve bakış açısı mefhumuyla karşılaşıyoruz. Leibniz'in barok düşüncesi içinde. Şimdi bu düşünce bakış açısına böyle bir yaklaşım neyi gerektiriyor? Her şeyden önce günümüzde hala etik açıdan devam eden, özellikle etik alanında devam eden felsefeciler arasında bir relativizm sorununa doğrudan doğruya göndermediğini
Dikkat edin. Elbette bir relativizm, bir görelilik meselesi orada hakim. Yani sana göre bu kent, senin perspektifinin oluşturduğu bir varoluş biçimi olarak kent, benim perspektifimin oluşturduğu kentle aynı şey değildir. Ama o zaman kentin gerçekliğini yitiriyor muyuz acaba? Leibniz, kentin gerçekliğinin, hakikatinin çok farklı perspektiflerden algılanışı yüzünden asla ortadan kalkmadığını, kentin basitçe bu perspektiflerin toplamı olduğunu söylemekte. Burada biraz durup bir sorunuz falan varsa onu almak isterim. Çünkü bundan ne anlaşıldığına pek emin değilim yüzünüze bakınca. Bakabildiğim ölçekte ışıktan. Yani bir ana indirip orada bir filtrelerden geçirmeniz gerekmiyor mu? Hayır. Ansiklopedi sonsuzca anlar ve derecelerden oluşmuş olduğu için zaten uygulanması gereken filtrelerin aktif anlar halinde, yani filtreleyerek kendi içerisinde yaratmak. Şimdi buna yol açan çok karmaşık bir fikir var. Bir birey sonsuzdur demiyorlar. Bir birey sonsuzca karmaşıktır diyorlar söz gelimi. Şimdiye kadar pek edinmediğimiz, şu ana kadarki tartışma düzleminde araçlara ihtiyaç var. Kavramsal araçlara. Sonsuzca oluş, sonsuzca karmaşık olmak demek. Sonsuzca güzel olmak demek. Sonsuzca iyi ya da kötü etrafında. Bu Rönesans'la Barok perspektifinden bahsediyoruz ya. Şimdi sen görsel imajlar olarak bunu algılayabileceğimizi de söylüyorum. Mesela Natürmort dedik ya, verdiği perspektif açısından bir Rönesans resmini ayıramayız. Ama Onu şöyle, seçiş mi yani önemli olan? tabii, şunu söylemek istiyorum. Rönesans resminin ana temalarına baktığımızda hep ilahi temalar. Yani geçen derste de tartıştığımız gibi poz ver elinden çıkmış gördüğünüzde o İsa'yı tanıyamazsınız bile. Söylemek istediğim özellikle natürmortta ve manzara resminde olan işin içine manzaranın da girişiyle birlikte şöyle bir mekanizma ortaya çıkıyor. Natürmort poz veren ya da bir araya getirilmiş olan nesnelerin kadrajlanması ya da çekimi değil, temsili, reprezentasyonu. Bu nesneler hayatın akışı içerisinde durdurularak önünüze konmuş şeyler değil. Elbette durduruluyorlar karşınızda. İleride özellikle manzara resmi konusunda. Bir manzara ne demektir fikri etrafında? Bach'taki sonsuz melodiyi biraz daha açabilir misiniz? Modülasyonu demek istiyorsunuz. Melodi. Şimdi o konuya çok doğrudan doğruya farklı melodileri aynı anda çalabilmesi, kanonik formlar falan filan elbette bunları kullanmaktadır ama geriye doğru birbirlerinin üzerine kıvrılabilirler, dönebilirler. Ile sonsuzca arasında bir ayrım getirdim. Onu birazcık daha açmak ihtiyacı hissettim. İki nokta üzerinden onu söylemeye çalışacağım. Şimdi Hegel denen adamın kötü sonsuz diye bir mefhumu vardı. Ne demek bu kötü sonsuz?
kötü sonsuz hep bir eklenme yoluyla oluşan sonsuzluktu. Ekliyorsun en artı bir, en artı bir, en artı bir. Sonu yok. Hep artı bir, artı bir, artı bir ekliyorsun. Bu eklenmiş sonsuzluk seni ulaştırmıyor. Hiçbir yere ulaştırmayan bir sonsuzluk. Edimsel değil, varoluşsal değil, aktüel değil. Sonsuzluk. Salt matematiksel bir sonsuzluk. Ama böyle bir sonsuzluğun makro dünyada var olduğunu sandıkları dönemde bunalıma girenler oldu. Pascal gibi. Söz gelimi ya da Kierkegaard gibi. Ama işte relativite kuramıyla farklı uzay anlayışlarının modern geometrinin içerisine girişiyle, Lobachevski ile Riemann'la o kadar karmaşıklaştırmayayım. Tabii bu makro sonsuzluğun farklı biçimde de anlaşılabileceği fikri uyandı. Sonsuzca da söylemek istediğim şey daha çok şöyle bir şey. Mesela Spinoza'nın dilinde Tanrı sonsuzca vardır. Tanrı sonsuz falan değildir. Ya da Spinoza mesela hayatın ezeli ve ebedi olduğunu söylediğinde sonsuzca olduğunu söylemek istemiştir. Elbette sınırlıdır hayatımız. Şurada ve burada, şu mekanda biz eksiklik varlıklarız, ölümlü varlıklarız. Öldükten sonra bir hayata inanıyor demek değildir. Ezeli ve ebedi olması, varoluşun. Her zaman edimsel olarak sınırlarını aşabilmeye muktedir olan bir varlık olma anlayışıdır ki etik budur. Etiğin hedefi sürekli olarak verili sınırları aşabilme durumudur. Bir sınırı aşmadaki faaliyet işte sonsuzca olan faaliyettir. Spinoza gibi adamlar, Leibniz gibi adamlar, hatta Descartes, Tanrı'yı falan kullanırlar ama bu Rönesans ressamlarının kullandığı gibi. Çünkü insanların o çok sınırlı dünyasının sunduğu temalar nasıl Rönesans ressamlarına yetmediyse ve onlar da ilahi konuları kullanarak yeni renkler, yeni tınılar bulma şansını kovaladılarsa Spinoza için ya da Leibniz için de, Leibniz için o kadar değil ama özellikle Spinoza için ki bir ateisttir yani Tanrı tanımazdır eninde sonunda, Tanrı kullanılacak bir şeydi. Bu sonsuzcayı anlatmak için zorunlu olan bir mefhumdu. Tanrı sonsuzca vardır ve sonsuzca etkindir. Ezeli ebedidir. Gibisinden bir şey. Bu çerçevede şunu düşünmenizi isterim. Bir ikinci boyutu da var problemin. Şimdi orta çağlarda böyle felsefe falan filan yapmak o kadar kolay bir şey değildi. Resim yapmak kadar zordu. İki türlü tehlike vardı. Birincisi Tanrı ile şeyler aynı anlamda vardır diyenler. Vardı bir tarafta. Şeyler var. Şu elimdeki fincan var. Şu sivrisinek var. Ve Tanrı var. Ama bu ikisi aynı anlamda varlar diyen bir düşünce çizgisi var. İkincisi ise evet bu sivrisinek var
ve Tanrı da var. Ama bunlar aynı anlamda var değiller. Şimdi bu ne demek? Bu çok tuhaf skolastik bir tartışmaya benzeyebilir ama yani her ikisinde de aşırıya gittiğinizde yakılabilirsiniz bir odun yığını üzerinde. O kadar da ciddi bir mesele olduğu anlaşılıyor ocağı için. Bir varlığın aynı anlamda iki tanrıyla onunla ikilik oluşturabilecek şekilde, onunla rekabet edilecek şekilde aynı anlamda var olduğunu söylemek var. Onların varlıklarının, yani Tanrı'nın var olmasıyla şeylerin var olmasının farklı anlamda var olma olduğunu söylemeye söyleme işinde aşırıya gitmek var. Bunların her ikisi de yakılır ortaca tarafından. Aşırıya vardırılmaması gereken, usturuplu söylenmesi gereken bir meseledir. Çok boktan bir skolastik meseleye benzeyen şey işte bu söylemek istediğim sonsuzca ile sonsuz arasındaki kötü sonsuz, Hegel'in bahsettiği kötü sonsuz arasındaki ayrımın ortaçağ skolastiğindeki temelidir ki ben ortaçağ düşünürlerinin bütün o aşırı skolastik ve akademik düşünme disiplinlerine karşın bu disiplinlere kişisel olarak çok zorunlu olarak ihtiyaç duyduklarını hatırlatmak isterim. Çünkü bir sözü söylerken onu usturuplu söylemek, yani başını belaya sokmamak için gerekir ve böyle cihazlara her zaman ihtiyaç olmuştur. Şimdi de var. Akademi zaten bu işe yaramaya atanmış. Bir şey, başka türlü sözünüzü kimseye dinletemezsiniz. Günümüz biraz daha yumuşak görünüyor ama daha akıllı değil. Yani çağımız. Tekrar perspektif meselesine dönelim şimdi. Rönesans'ta bir sorun yoktu perspektif meselesinde. Özellikle resim içerisinde gelişmiş bir anlayıştı. Ve bunu geliştiren büyük ustalar arasında Kuzeyliler, yani Dürer gibi adamlar ile Güneyliler, yani İtalyanlar arasında da ciddi bazı farklar vardı. Güneylilerin geliştirdiği perspektif, yani Botticelli ile falanla filanla başlayan ve devam eden, belirli bir oranda mimariye de uygulanan ve yansıyan, özellikle ilk barok adamlara, Cellini gibi, aynı zamanda heykeltıraş olanlara da yansıyan, bu mutlak gözü hedef alıyordu. Yani bir spektruma sahip ve her yerde aynı olan ve her yeri aynı kılan, homojenleştiren bir gözdü. Dolaşan bir göz değil bu. Rönesans'ın gözü. Pozları yakalayan, ideaları yakalayan, yani fikirleri yakalamaya adanmış bir göz türü. Barok resimde ise böyle değildi. Ama barok resimde çok belirgin olarak, düz çizgisel olarak şeye bakarsanız, Rönesans'tan baroğa, manierizmle falanla filanla geçiş sürecine bakarsanız bunu pek göremezsiniz. Çünkü bu yeni perspektif anlayışını doğrudan doğruya Leibniz yaratmıştır. Yani felsefenin içerisinde yaratılmıştır ve Leibniz'e başvurmadan bu çizgi çizilemez. Yani Rönesans'ın perspektif anlayışının barok perspektifiyle ne türden bir fark oluşturduğu Leibniz'e başvurulmadan pek çözülebilir değildir. Çünkü Leibniz gerçekten
Relativizm nosyonuna, bakış açısındaki relativizm nosyonuna, görelilik nosyonuna bambaşka bir kimlik kazandırıyor. Şimdi relativizmin olağan yüzeysel bir anlamı var. Özneye göre olan, yani bize göre olan. Ben dünyayı böyle görüyorum, şöyle görüyorum. Bu açıdan baktığımda şöyle görüyorum. Başka bir açıdan, başka bir zaman baktığımda dünyayı şöyle görüyorum. Dolayısıyla dünya bana göre, yani özneye göre bir dünya. Özne tarafından görüldüğü ölçüde bir dünya. Hakikati onun tarafından belirlenmiş. Özne açısından, öznenin bakış açısından belirlenmiş bir dünya. Şimdi Leibniz için bu özne olma, öznelik konum bunun tam tersi. Ben dünyanın verdiği bakış açılarından birisine yerleştiğim ölçüde özne oluyorum. Bu biraz zor bir düşüncedir. Tekrarlıyorum. Ben nesnelerin içerisinde, varoluşun içerisinde, dünyanın içerisinde bakış açıları var. Bir öznenin bakış açısı değil. Bir özne o bakış açılarına yerleştikçe özne haline geliyor. Başka bir bakış açısındaki başka bir özne, başka bir perspektife sahip oluyor. Bu anlaşıldı mı? Bunun bu çok önemli, bu bakış açısı probleminde. Çünkü sanat konusundaki tartışmalara girdiğimizde büyük bir önem kazanacak. Bir soru var mı yani bu konuda ya da anlaşılmayan bir şey? Yani şunu demek istiyor Leibniz. Öyle bir relativizm, görelilik anlayışı düşünün ki bakış açıları zaten bu kentin hakikatinin değişik tasarımları, değişik ifadeleri. Sonsuzca ifade ediyor kendisini çünkü bir kent. Hepimizin içinde yaşadığı kent, yani kainatımız yani. Dünya terimini başka bir şeye ayırıyor. Mundus terimini başka bir yere ayırıyor ki ona geleceğiz bir adım sonra. Bakış açısı dolayısıyla bir bireyin özelliği değil. Kentin kendisinin çoğul özelliklerinden oluşan bir perspektif. Çoğul bir perspektif. Çünkü farklı farklı karşılaşmalardan oluşuyor. Bakan ve bir spektrum, bir çerçeve içerisinde gören bir gözden oluşmuyor. Anlık bir şey değil, tümüyle zaman içerisine yayılmış, zamanda birikmekte olan olaylara yayılmış bir perspektif anlayışına bağlı olduğu için böyle oluyor. İkinci bir nokta, bakış açısının öznede değil de nesnelerin içerisinde olması düşüncesi. Yani bakış açısını kendi görünüşlerini nesneler kendi işlerinde taşıyorlar. Olaylar nesnelerin içerisinde olup bitiyor. Öznelerin içerisinde olup bitmiyor. Dolayısıyla böyle bir relativizm, böyle bir görelilik anlayışı bizim o yüzeysel görelilik anlayışımızdan biraz daha derin bir düzlemde ifade edilmiş oluyor Leibniz'de. Dünya bize göre değil. Biz dünyanın bakış açılarına yerleştiğimiz ölçüde, bu ölçüde sözcüğüne dikkat edin demiştim en başta, o ölçüde özneleşiyoruz. Şimdi bu
bir şey hatırlatıyor bana. Rönesans resminin kurduğu ve oluşturduğu, baron geliştirdiği bir perspektif anlayışıyla başka bir kopma gerçekleşmişti 19. yüzyılda sanat içerisinde, resim içerisinde. Empresyonistlerin tutumuydu bu. Onlar şunu, kabaca şunu savunuyorlardı. Bütün bu klasik resimde, barok da dahil olmak üzere, Rönesans'tan başlayan, öyle bir göz var ki, insan gözü değil bu. İnsan gözü çünkü, ben şu anda sizi göremiyorum çünkü yüzüme ışıklar vuruyor. Bazı şeyleri ışığa bağlı olarak, güneşin şöyle mi şöyle mi vurmasına bağlı olarak, şu ya da bu renklerin bir alaşımı, bir lekeler yığını, belirsiz şekiller halinde görür. Şimdiye kadar insan gözü asla yansıtılmadı. Şimdi bunu içimizden herhangi biri, başkasına bırakayım herhalde sözü öyle bir durumda. Leibniz açısından nedir, nasıl yorumlayacağız empresyonistlerin bu tutumunu? Yani ne dersiniz? Leibniz'in eleştireceği bir konumda mılar empresyonistler? Yoksa çok daha derinden Leibniz'le bir tür bağ mı var aralarında, Leibniz'in söylediği ve Fransız düşünürü Hockenheim'in dediği gibi, hepimiz hala zorunlu olarak barok içerisinde miyiz? Yani barok çağı bitmedi mi günümüzde de? Bence Leibniz'in hala eleştireceği bir durumda var. Çünkü empresyonistlerin tutumu ne kadar lekeler şeyler bile olsa minimalist bir tutum var. Baron devamı gibi görünen tutumları var. Hala pek bir şey değişmiş değil sanat tarihi açısından. Empresyonistlerle mi? Ama Utku, çok şey de değişiyor. Sanat tarihi kapsamını almak, sanat tarihçilerinin işsiz kalmamak için bir tabii, tabii. Şey. Yani sanat bitti orada. Ciddi, yani üzerinde minimal bir resim yapıldı klasik sanat tarihinin. Evet. Lekeleri, ayrıntıları pütör plandı. Biraz tiner sürüldü falan. Güzel, impresyonist bir resim çıktı. Yani klasik sanat orada o hale. Benim aklıma şey geldi. Bu belli bakış açıları var ve oraya yerleşince ancak özne olabiliyorsak. Peki niye zaten bulunduğumuz yerden doğru bakış açısı açmıyorum? Yerleriniz bunu kabul ediyorsa rahat edebilir. Şimdi iki soru ortaya çıkıyor o zaman Leibniz açısından. Şimdi Leibniz'in bir ilişki mefhumu var. İlişki bir şeyle başka bir şey arasında olamaz. Çünkü her şey sonsuzca karmaşıktır. Bir şey ile başka bir şey arasında ilişki var dediğimizde, daha derinlikte çoğul olan bir şey ile çoğul olan başka bir şey arasında çoğul ilişkiler var anlamına gelir. Dolayısıyla görevlilik anlayışı şöyle bir şey. Kentin hiç değişmez bir spektrumla anlaşılabilir, bütünsel bir varlık olarak kavranması yanlış olur. Sürekli olarak çoğul hareketler içerisinde, sürekli olarak çoğul ilişkiler içerisinde birbiri içerisine geçen ve sürekli hareket içerisinde, birbirlerine göreli olarak hareket içerisinde geçen ve birbirlerine kendilerini sürekli olarak ifade eden bir tür çoğulluklar düzeneği olarak kavranması gerekir. Dolayısıyla hazır bir bakış açımız yoktur hiçbir zaman. Yani biz bulunduğumuz bir konumda herhangi bir bakış açısına sahip değiliz. İkinci etabı o düşüncesinin. Bakış açısına sahip olmalıyız. Bu düşünce çok önemli. Bakış açısına sahip olma insan açısından
Leibniz'in eylem dediği şeydir. Faaliyet, insan faaliyeti dediği. Ya da insan yaratmak zorunda olduğu, insan üretmek zorunda olduğu bir şeydir. Bakış açısı. Herhangi bir anda bakış açısına sahip değilsiniz. Söz gelimi düşünmedikçe, düşünceler içerisinde, düşünceler çoğulluğu içerisinde bir bakış açısına sahip değilsiniz. Bakmadıkça, bir şeyi görmedikçe, dikkatinizi ona sarf etmedikçe bir bakış açısına sahip değilsiniz estetik olarak. Bunu demek istiyor. Yalnızca. Bu anlaşıldı mı? Yani bu da senin o girişin çok işe yaradı. Daha çabuk ifade edebildim. Oraya gelmeye çalışıyordum. Zaten tabii. Ama nesneleri mesela kendi kendilerini ifade etmeye bırakmak da bir tür bakış açısına yerleşmek demektir. Mesela bir sanatçının yaptığı şey. Yani bakış açısı üretilmesi gereken şeydir ile bakış açıları bu kentin içerisinde vardır. Yani nesnelerin düzeni içerisinde vardır demek arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırmak için uğraşıyor zaten şey. Leibniz. Bunun arasındaki bir çelişkiyi aşmak söz konusu Leibniz için. Özne ile nesne arasındaki bir çelişkiyi aşmak için uğraşıyor. İleride göreceğiz ki Kant'ın Leibniz'e yönelik ciddi bir eleştirisi olacak. Bu konuda. Şöyle bir şeye çok dikkat etmenizi isterim ama yani felsefi onaylamalarla konuşmak zorunda değiliz. Şu adamın, şu düşünürün, şu nosyonunu ya da şu dünyasını, şu fikir dünyasını nasıl kurduğunu ve bunun nasıl işlediğinin, bunun mimarisini nasıl işlediğinin bambaşka bir önemi vardır. İlk derste zaten anlamak o kadar önemli değil dedim. Bu çok ufak şeyler kendilerini nasıl hissettiriyorlar ya da ne üretmişler ya da ne üretebiliyorlar. Biz de bu tür etkilere açık olmanın daha önemli olduğunu söylemiştim. Şu anda ben Leibniz düşüncesini onaylayan bir tavırda konuşmuyorum dolayısıyla. Ama onunla bir tür titreşen, onun söyledikleriyle titreşen bazı düşüncelerimiz var ortaya atabileceğimiz o düzeyde konuşuyorum. Ben kendimce yanıt vermeyi söylemek istiyorum da bir şeye bakmayın yani her şey birbirinden sonsuzca etkileniyorsa yani kalabalık bir çoğunluğun içindeysek biz bir şeye bakmaya kalktığımızda biz her ne kadar gördüğümüzden etkileneceksek o şeyde bakılıyor olmasından etkilenecek. Bir bakış açısı doğurmak hiç zor bir şey değil. Yani bu ekstra bir şey de değil. Ve en başa dönüp o şeylerin neresinden bakıyorsa baksın bakıldığında poz vermeye başladığını düşünebiliriz. Ama bir şeyin poz vermeye başlaması demek... Pozu zorla almak anlamına geliyor. Yok. Söz gelimi modern sanat nesnelerin içerisine bakış açıları yerleştirme konusunda oldukça yetkin mekanizmalarda üretti. Şeyde hatalı olduğunu düşünüyorum. Yani empresyonistleri aşağılamakla. Çünkü empresyonistler gerçekten bir geçiş dönemidir. Çok fazla ağır politik formülasyonları oldu. İşte o büyük sanata, klasik sanata, romantik sanata falan karşı yönelen. Orada aşırıya varmış olabilirler. Bunun çok politik nedenleri var ama başlattıkları bir yol vardı. Bunların. Yani onlar olmasa başlayamayacak. Onlar var olduğu ölçüde ve onlar bunları yaptıkları ölçüde var olabilen bir çizgi var ki bence çok verimli bir çizgidir bu. Şeyin işte kübistlerin kolajı keşfedişleri. Yani kolajın imkanını
olabileceğini. Nesnelerin içerisine bakış açıları yerleştirmek üzerine kurulu bir şeydir. Yani kübistlerin kolajı. Eğer bu kırılma olmasaydı pek öyle bir şansımız olamayacaktı. Ayrıca empresyonistlerin kendilerinin işte Cézanne üzerinden geçen bir etkileşim zinciri de var ki bence herhalde resmi resim tarihinin söylediklerini bir tarafa bırakırsak çok önemli bir kırılmadır. Dünya tarihi içerisinde. Bir elmanın önem kazanması. Yani bir kompozisyon parçası olarak değil, tek başına. Bir elmayla Paris'i şaşırtmak istiyorum sözü. Diyelim. Ya da Langlois'un, anarşistlerden Langlois'un söylediği, iyi boyanmış bir havuç bir devrimi kotarmaya yeter. Lafı. 19. yüzyılın mantığı böyle. Empresyonistin biraz daha böyle yumuşak, belki o yüzden bizim şimdi pasiflikle suçlayabileceğimiz bir şey var. Tabii tabii. Ama 19. yüzyılda pasif olmak başlangıca girmeleri çok yardımcı olmuş. 19. yüzyıl o kadar hareketli bir dönem ki toplumsal hareketler falan filan açısından orada bu göreli hareketi yakalamak çok zor zaten. Ne güçlü ne güçsüz. Bunlar içerisinde kendini ön plana çıkarmış olanlar mı daha etkili oldu yoksa arka planda olanlar mı? Şimdi bütün 19. yüzyıl politikasının döndüğü yer esas merkezlerden birisi Fransa olmasına karşın mesela Marksizmin çok güçlü olmadığını Fransa'da 19. yüzyıl sonlarına kadar ondan sonra yeniden invented yani yeniden uydurulduğunu gördük. Neyse şimdi bu konulara o kadar fazla dalmayalım. Esas formülü bir kez daha ben formüle edeyim, ortaya atayım. Birincisi öznenin oluşumuna yani bir tür birey oluşa dair bir meseledir. Herhangi bir bakış açısında bir konuma yerleşebildiğiniz ölçüde, o konumu işgal edebildiğiniz ölçüde var oluyorsunuz. Bunu işgal edemediğiniz ölçüde, bu konumu işgal edemediğiniz ölçüde yoksunuz. Var olmanın bir tür şartını, koşulunu getiriyor Leibniz felsefesi. Peki bu içinde var olduğumuz şey bakış açısıyla anlatmaya çalıştığımız şey bu tümlük, bu kent nedir? Dünya için bir metafor mu? Dünya demiyor buna. Mundus sözcüğünü Leibniz tümüyle başka bir anlamda kullanıyor. Mundus bireyin içinde olan şeydir. Şimdi oldukça tuhaf görünebilir. Ağır felsefi bir problem olarak görünebilir ama söz gelimi şöyle bir örneği var. Bir mesele var diyelim. Leibniz'in. Evet, aynı olay. Tanrı günahkar bir Adem yaratmadı diyor. O devirde çok fazla, o devre kadar, bütün skolastik boyunca Hristiyanların düşündüğü bir şey var. Eğer Tanrı bu şeyler dünyasıyla aynı düzeyde ya da aynı anlamda var ise, o konuya o yüzden değinmiştim. Bunca kötülüğü nasıl yaratmış olabilir türünden bir problem vardı. Bunca kötülük, bunca günah, niye Adem günah işliyor? Eğer Tanrı dünyayı yarattıysa ve Tanrı iyi ise, niye bu kötülük?
ortaya çıkıyor. Bu ciddi bir kafa karışıklığı. Hristiyanlık işte buna Tanrı sınadı Adem'i. Zaten bu sınamayı yapma zorundaydı falan türünden. Uzun uzun giden bir tartışma vardı. Bu sınama temasını da çok fazla arttırırsanız odun da yakılabilirdiniz. Odunlar üzerinde. Bu bir sınama değil. Tanrı kötülüklere boyun eğer çünkü kötülükler ayrı bir dünyadır. Derseniz de yakılabilirsiniz kafir diye. Böyle bir tehlike söz konusuydu. İşte çok usturuplu felsefi ve teolojik bir dille bunun anlatılması gerekirdi. Leibniz döneminde göreli bir özellik ve özgürlük ortamı filozof için mümkün oldukça onlar da bu tür teolojik problemleri daha aklı başında görünen ama eskisinden çok daha iyi olmayan çünkü Leibniz hırttır yani gerçekten bu tür meselelerde bir ortamda ifade etme şansları oldu. Leibniz şunu diyordu. Tanrı günah işleyen bir Adem yaratmadı. Günah işleyecek bir Adem yaratmış değil. Adem'i yarattı ama Adem'in içinde günah işleyeceği bir dünyayı da yarattı. Bu ne demek? Teolojik kıvırmayı iyi yapmış ya. Korkunç. Evet. Dehşet verici. Bu ne demek, ne demek istediğine dikkat edin. Adem bir birey, tamam. Bir insan. Bunu yaratıyor. Ama onun yanında, onun içinde günah işleyeceği bir dünyayı da yaratıyor. Ve bu dünyayı onun için yaratmıyor. Adem için yaratmıyor. Ama bu dünya aslında Adem'in içinde. Bu Adem'in dünyası. Onun bakış açısından dünya. Onun içine yerleştiği bir bakış açısının dünyası. Ama Adem'in içerisinde yerleştiği sonsuz sayıda başka dünyalar var. Bunlara mümkün dünyalar adını veriyor. Adem'in mümkün dünyaları. Bu bireyin, Adem denen bireyin mümkün dünyaları. Adem günah işler bir dünyada, başka bir dünyasında günah işlemez. Günah işlemeyen bir Adem vardır. Ama bu dünyalar arasından Tanrı öyle bir kombinasyon seçmiştir ki Adem'in günah işlediği dünya bunun içerisinde mutlaka yer almıştır. Yine bir Tanrı hikmetine başvuruyor. Spinoza bundan kaçınmıştı. Leibniz Tanrı'yı kurtarmaya çalışıyor. Aşkın Tanrı'yı kurtarmaya çalışıyor. Mutlaka bir nedeni, bir hikmeti vardır bu dünyanın. Ama bulduğu çözümün zarafetine dikkat edin. Düşünce çok kötü. Çok boktan bir düşünce. Teolojik olarak özellikle günümüz açısından çok da tehlikeli bir düşünce. Etik açıdan, politik açıdan, tarih bilimsel açıdan çok gerici bir düşünce. Günümüz açısından bütününü öyle bir tasavvur ettiğimizde gerçekten berbat bir durum. Ama hep anlamak önemli değil dediğimde söylemek istediğim oydu. Bulduğu çözüm o kadar zariftir ki bize çok fazla şey düşündürebilir. Öyle bir gücü vardır bütün bu yaptığı hırtlığın diyelim. Şunu demek istiyor çünkü. Sonsuz sayıda mümkün dünyalar var ama bu dünyalardan yalnızca bir tanesi
gerçekleşiyor, aktüelleşiyor. Adem'in içinde günah işlediği dünya. Ama aynı dünyanın içerisinde Sezar Rubikon'u geçiyor. Bir başka örneği, Rubikon Irmağı'nı karşı tarafa geçiyor. Yani İngiltere'nin işgali yolunda, Britanya'nın işgali yolunda Galya'yı fethetmek üzere. Bunlar tarihin çok büyük dönüm noktaları gibi görünüyor ama tek başına bakıldığında dünya olarak bir bireyin dünyasının bir parçası. Başka bireylerle etkileşim içerisinde elbette ama bir bireyin dünyasının ve perspektifinin, eylemsel perspektifinin bir parçası ve bundan başka hiçbir şey değil. Şimdi eğer bunu anlayabildiysek birazcık daha derinleştirmek zorundayım. Leibniz aynı zamanda şunu da söylemek istemekte herhalde. Sezar'ın Rubikon'u geçtiği dünya ile işte milattan önce 4000 yıllarından beri firavunların mezar yaptığı, kendilerine mezar yaptığı ve piramit diktikleri dünya, Kadeş Savaşı'nın olduğu dünya, bütün bu tarihsel nedensellik içerisinde düz bir çizgi oluşturamazsınız. Çizgilerin çoğulluğunu kavramak zorundasınız. Nedensellik çizgilerinin çoğulluğunu kavramak zorundasınız. Yalnızca tek bir nedensellik çizgisi oluşturamamakla kalmıyoruz. Öyle bir nedensellik çizgisine karşı çıkmakla kalmıyor. Nedenselliğin de farklı anlamları olabileceği düşüncesiyle tanıştırmaya çalışıyor bizi. Bir tarih felsefesi yoktur. Tarih üzerine asla düşünmedi. Bilmez de zaten. Leibniz anladığım kadarıyla. İşte kutsal kitap bunu anlattığı bir tarih var. Eski tarih. Tarih düşüncesi tümüyle 19. yüzyılda başlar. Daha önce yoktur. Ama bu tarihsel nedensellik diyebileceğimiz bir zincirin çok özgün ve şu anda yeni yeni keşfediyorsak eğer çok da güncel olduğu anlaşılan bir düzeneğini kurmaya çalışıyor. Şimdi Adem günah işledi. Bir dünyada günah işledi. Ve bu dünya Tanrı tarafından seçilmiş olan dünya. Başka bir dünyayı Tanrı seçemezdi. Çünkü bu mümkün olan dünyaların en iyisiydi. Mümkün olan dünyaların en iyisi türünden bir mefhumu var. Bunu iki etapta düşünüyor. Eğer bu dünya seçildiyse bunun için mutlaka bir yeter sebebi vardır diyor. Yeter sebep ilkesi. Bunun için yeterli bir neden vardır diyor sadece. Bütün bu farklı dünyaları, senin dünyan var, benim dünyam var, İsa'nın dünyası var. Ve hepimiz aynı kentteyiz. Aynı dünyalar seçimi içindeyiz. Kentin dünyalardan oluştuğu belli oluyor. Dünyaların toplumu, toplamı olduğu anlaşılıyor. Böylece bahsettiği kentin. Ve hepimizin farklı bir perspektifi var. Ama bu perspektifler yalnızca mümkün dünyaları değil, bu mümkün dünyalarla aynı zamanda mümkün olmayan, yani seçilmemiş, bu yüzden seçilmemiş dünyaları da içeriyor. Dolayısıyla bir insan eylemi, yani Adem'in günah işlemesi, Sezar'ın Rubikon'u geçişi bir dünyalar çoğulluğundan oluşuyor. Sezar bir yerde, bir dünyada Rubikon'u geçiyor, başka bir dünyada geçmiyor. Başka bir dünyada
Rubikon'a doğru yelteniyor, geçemiyor. Yine başka bir dünyada Rubikon ırmağını geçerken boğuluyor. Yine başka bir dünyada Sezar Rubikon'u geçmeyi bir yana bırakın, bambaşka bir yerde doğmuş. Afrika'da o sırada bilinmeyen bir yerde doğmuş oluyor ve zaten Rubikon'u geçmek falan filan söz konusu bile değil. Rubikon'u geçen Sezar, Sezar'ın tümü değildir. Günah işleyen Adem, Adem'in tümü değildir. Adem'de günah işlemeyen Ademlerin oluşturduğu sonsuz sayıda dünya vardır. Şimdi bu düşünce çok stratejik bir özelliği var bunun. Bizim için çok önemli olan. Biz bir eylemi yaptığımızda, gerçekleştirdiğimizde genelde onu özgürce gerçekleştirdiğimize inanabiliriz. Sezar'ın Rubikon'u geçişi bir karardır. Adem bir karar vererek işte günahı işlemiştir. Yasak meyveyi kabul etmiştir. Ama Adem'de bu yasak meyveyi kabul etmemek yönünde sonsuz sayıda direnç vardır. Çok küçük dirençler. Bu dirençlerden oluşuyor demek ki dünyalar. Yani meyillerden oluşuyor. Peki Adem bu durumda yok diyebilir miyiz? Adem bu dünyaların toplamı. O zaman oluşan şey aslında yok. Sonsuzda bir çünkü. Tabii. Yani aslında böyle tabii. Bir şey yok. Biz tabii. Sadece böyle bir şeyin... Hayır, oluşan bir şey yok demiyor. Bu seçilmiş bir dünyalar kombinasyonu. Yok, şimdi arttırdık ya mümkün dünyaları. Hı-hı. Ve mümkün olmayan dünyaları. Hı-hı. Dolayısıyla mümkün olan dünyalar içerisinde biri gerçekleşti ve biz bunu konuşuyorsak, hı-hı, aslında bu konuştuğumuz şey sonsuzda bir olduğundan, evet, hiç... Yani aslında yok. Yani şey söylediğin olarak... tam doğru değil. Şu açıdan, şunu demek istiyor. Esas olarak o dünya yok demiyor. Bir dünyanın mümkün olması, mümkün dünyalar arasında bir seçim kombinasyonu olduysa, Tanrı'nın seçtiği işte mümkün olan en iyi dünyayı seçerken hepimizin dünyalarından, dünyalar toplamından en uygun olanını seçip kotarmaktadır. Bir tür optimum. Tarih bir optimumdur. Bunların bir kombinasyonu. Başka türlü olamazdı zaten, diyor. Eğer her şey çoğulsa, bu dünyalar çoğulsa, hepimizin sonsuz sayıda dünyası varsa ve hepimiz bu dünyaları içeren bireyler olarak bu varoluşa, bu seçime çıktıysak, şunu söylemek istiyor. Adem'in günah işlemediği dünyalar seçilmedilerse eğer, mümkün olmadıkları için değildir bu. O düşünceye çok dikkat edin. Seçilen diğer dünyayla bir arada mümkün olmadıkları için seçilmemişlerdir. İkisi arasında çok ince bir ayrım var. Ona dikkat edin. A nesnesi ile B nesnesi bir arada mümkün olabilir, çelişik de olabilirler. Birbirleriyle çelişebilirler. Bu çelişki ilkesiyle asla alakası olan bir şey değil. Çelişkiden çok farklı bir nosyon atıyor. Bir arada mümkün olabilmek ve bir arada asla mümkün olamamak arasında bir ayrım yapıyor. Şimdi Adem'in günah işlediği bir dünya ile Adem'in günah işlemediği bir dünya bir arada mümkün değildir. Bu yepyeni bir çelişki formülasyonudur dikkat ederseniz. Çelişen iki şey var demiyor. Günah işlememiş bir Adem olamayacaktır. Bu çelişiktir. Bu bireyi yok edecektir. Böyle bir şey. Peki bir arada olması mümkün olabilen dünyalar bir arada mı?
mümkün olabilen dünyalar bir optimum uyarınca seçilirler. Yine aynı optimum uyarınca bir arada mümkün olamayan dünyalar seçilen dünyalarla bir arada mümkün olmadıkları ölçüde dışlanırlar. Ama bu mümkün olmayan, bir arada mümkün olmayan dünyalarımız yine biziz. Gerçekleşmeyen düşüncelerimiz söz gelimi. Ya da Adem'in günah işlemeye karşı gösterdiği gerçekleşmemiş direnç. Günah işledi çünkü. Bunlar daha az Adem'i anlatmazlar. Bunlar Adem'i daha az anlatmazlar. Adem'i sadece günah işleyen bir varlık olarak düşünmeyeceksiniz diyor yani bize. Aynı zamanda günah işlemeye karşı direnen ve direnebilecek güçlere sahip ve dünyalara sahip bir varlık olarak düşüneceksiniz. Peki bu dünyalar arasında üstlük ilişkisi var mı kurduğu şekilde? Yok. Ya o olan bir şey. Yok. Ya tek bir ölçütü var. Bir arada mümkün olabilir iki şey. A ve B. Ya da bir arada mümkün olmayabilir. Bundan ibaret. Bunu Tanrı'yı mı meşrulaştırıyor bu noktada? Tabii ondan sonra Tanrı'yı meşrulaştırmak için çok kullanıyor bunu ama Tanrı'dan gelmiyor bu düşünce açıkçası. Onun bu kombinasyonlar ve çoğullukları düşünme zorunluluğunu hissetmesinden. Peki birey geliyor. Ne oluyor bu noktada? Yani bireyi bir şekilde kuruyor ama bu birey bu dünyalar oluyor. Çoğulluğunun ta kendisi. Yani hepsi olarak. Hı hı. Bir bireyi sadece eylemiyle yargılamazsınız. Çünkü aynı zamanda bu eylemi yapmamaya götüren sonsuzca küçük bir sürü nedenin de var olabileceğini düşünmeniz. Başta kıvırıp gerekir. Tanrı'yı kurtardığı gibi biraz da Adem'i sırtını. Biraz da bireyi kurtarıyor. Adem'i kurtarıyor. Bireye de dokunamıyorsunuz bu noktada. Evet. Hırtlığı biraz var. Olmayan ve olan dünyaları da tespit edemediğiniz için. Ama dikkat çekmeye çalıştığım şey bu çözümün zarafetidir. Şey değil. Sonuçları değil. Bu düşüncenin zarafetinden bahsediyorum. Çünkü konumuz ağırlıkla estetik bir düzlem üzerinde cereyan edecek. Barokta da bu duygu vardır. Evet. Adem'in güneş dediği dünya aynı anda var olan sonsuz dünyanın bir bütünü mü? Anlayamadım. Adem'in güneş dediği dünya o aynı anda o bağlam içinde var olan sonsuz dünyanın bir bütünü mü? Sonsuz bir yani, dünya yok. Hayır. Adem'in güneş dediği o dünya aslında sonsuz o andaki o durum içindeki sonsuz var olan dünyaların bir bütünü. Tabii dünyanın. Bir parçası. Parçası mı? Tabii parçası. Adem'in günah işlemesi bir olay bu dünya. O tek bir şey. Tabii. Bir üçüncü boyutta geleceğimiz üçüncü boyutta şeyin Whitehead gibi düşünürlerin olay dediği bir boyuta geliyoruz çünkü. Adem'in günah işlemesi bir olaydır, bir dünya değil. Seçilmiş dünyada mümkün olan bir dünya, o dünyaya özgü bir olaydır. Her dünya diğer dünyalar arasında bir arada mümkün olmayan dünyalar arasında seçildiği ölçüde bir olay meydana gelir. Ama unutmayalım bir olay basitçe şey demek değil. İşte birisi köşe başında ezildi. Bir olay evrenin ta kendisidir. Kainatın ta kendisi bir olaydır söz gelimi. Leibniz açısından bakarsak ya da o kavramsal çerçevede bakarsak. En ufak bir rüzgar esintisi bir olaydır. Dikkat çeken şey demek değil olay. Olay hiç dikkat çekmeyen şeylerden oluşabilir. Yani olayı oluşturan alt olaylar var mı? Tabii.
Yani her olay sonsuz sayıda olaydan oluşur. Aynen seçilmiş bir dünyalar zincirinin sonsuz sayıda dünyadan oluştuğu gibi. Bunun sunduğu etik problemi düşünelim. Önce. Sonra estetik problemi. Geçeriz. Birincisi bakış açısı çerçevesinden. Görmeye çalıştığımızda Leibniz bize sanki şunu demek istiyor ya da şunu düşünmeyi dayatıyor. Bir insan ne kadar fazla mümkün olmayan dünyayı kendinde barındırırsa o kadar güçlü bir varlıktır. Etik çözüm bu. Kötülere rağmen iyi olabiliyorsa gibi. Yok yok öyle bir şey değil. Adem'de günah işlemeye karşı ne kadar direnç varsa mümkün olmayan, icra edilmeyen, Tanrı tarafından seçilmemiş olduğu için o Providence'ın seçmediği bir şey olduğu halde ne kadar fazla sayıda direnç varsa günah işlemeye karşı, ne kadar fazla sayıda Adem'in günah işlemediği dünya varsa ya da günah işlemekten uzak durduğu dünya varsa, tabi Leibniz'in bütün ölçeklerine, düşünce ölçeklerine, derinliğine girmeye çalışırsak çok daha karmaşıklaşacaktır. Adem o kadar güçlü bir bireydir. Bu etik meselesi. Beni daha çok ilgilendiren estetik meselesi. Çünkü her düşüncenin bir estetiği vardır. Bu özellikle bu bakış açısı, perspektif düşüncesi ve bu çoğul dünyalar. Bir arada mümkün olan ve bir arada mümkün olamayan dünyalar arasındaki ayrım üzerine kurulmuş. Çünkü sanat bir arada mümkün olamayan dünyaları bir araya getirebiliyordu. Adem'i günahkar değil diye sunmak dinin işi asla olamaz. Onlar da işte bunu haklı çıkarmaya çalıştılar Adem'i. Başka çözümlerle. Nedamet kuramıyla. Kurtarma. Salvatio mefhumuyla dinler ve teolojiler bunu kotarmaya çalıştılar. Ama estetik bunu çok farklı türden yaptı. Ya da sanat genel olarak bunu çok farklı türden yapabildi. Bambaşka bir dünyaya taşıyabilirdi. Böyle bir tartışmayı. Ve özellikle buna ihtiyaç duyduğu anlaşılıyor bu tür temalara sanatın. Çünkü sanatın bazı aşırılıklarına her zaman göz yumulabilir. Bunun toplumsal, sosyal, tarihsel nedenleri var. Ve her zaman için söylemiyorum tabii bunu. Çoğu zaman sanatçıları, rejimler hep oydukları olur. Tabii var, yani odun olayı var. Sorusu olan var mı? Neye karşı güçlü? Ben buradan sonrasını takip edemiyorum. Neye karşı güçlü mü? Şimdi direnç nosyonu ile bir şeye karşı olma nosyonu arasında belirli bir ayrım gözetmeniz gerekir bu düşünceyi anlayabilmek için. Bunu bize yine oldukça barok olduğunu düşündüğüm bir çağdaş filozof Foucault iyi anlattıydı. Okuduysanız bilmiyorum bazı şeylerini, Türkçe'de de çıkmış olanları var. Direnç ile muhalefet arasında belirli bir fark vardır. Direnç öyle bir şeydir. Siz belirli bir konumdasınız ama katlanılamaz haldesiniz.
diyelim. Bir rejim için, bir düzen için, kurulu bir düzen için, bir rejim için sizi oymak mutlaka gerekti. Ama siz bütün masumiyetinizle sadece varsınız olduğunuz gibi. Direnç budur. Sizin açınız. Muhalefet ise bir şeye karşı olmaktır. Bir düzene karşı olmak. Demek. Hangisi daha iyi, hangisi daha kötü, politik implikasyonlarına girmiyorum. Politik sonuçlarına vardırmıyorum sorunu. Ama ikisi arasında böyle bir kavramsal ayrım var. Şey, etik olarak güçlü de mi? Yani etikle beraber bir ontolojik varlıksal tartışma yaparsak daha demin gibi, hani sinek, sineğin var olması ve Tanrı'nın var olması cinsinden bir skolastik tartışma için. Yani etiksel olarak, etik olarak güçlü olan, yani örneğin Tanrı'yı ki etik anlamda en güçlü. Adam çünkü Tanrı'nın etik anlamda var olamayacağı türünden bir düşünceyi sonsuzca güçlü kıldı. Tanrı'yı kurtarmak için Spinoza gibi birisinin ellerinden Leibniz bu tür manevraları çalışıyor gerçekten. Tanrı'nın etik anlamda mümkün olmadığı düşüncesi. Çünkü Spinoza etiğe falan filan asla ihtiyaç duymadığı düşüncesiydi bu. Tanrı'nın iyinin ve kötünün ötesinde bir varoluş olduğu düşüncesiydi. Cezanın bizim en ayiliğimiz. Başka bir şey olmadığını, yaşam güçlerine sahip olamamamız yüzünden. Aradaki tamam, etik olarak ya da etik anlamın dışına çıkma isteği ya da etik anlamı zaten böyle bir nasıl panteist, her şeyi içine alan kavramda var olmayacağını söyleyiş, belki de Leibniz'deki zarafetin nedeni olabilir. Yani iki saatte yükselme çabası. Onun perspektifini ya da onun her neyse onunu sürekli olarak dengesizce değiştirebilir. Tabii. Dolayısıyla sürekli bir varyasyon içerisinde yaşamaya mahkumuz. Yani sürekli karşılaşmalar, iyi ve kötü karşılaşmalarla yaşamaya mahkumuz. Önemli olan bu yaşamayı, bu karşılaşmalar zinciri içerisinde. Çok saf düşünürler bu insanlar aslında. Spinoza, Leibniz. Çok aydınlık, çok saf. Çocuk gibi. Yani tek baktıkları. Böyle yaşamaya mahkum varlıklar olarak varoluş gücümüzü nasıl arttırırız? Karşılaşırız. Nasıl iyi karşılaşmalar yaratırız? Çok ağır, güçlü düşünceler bunlar ama klasik çağa çok özgü bir basitlikleri, yalınlıkları var. Başka hiçbir dert yok bu. Bir sinek, sivrisinek fikri aynı anlamda vardırlar. Fikirler bizim karşılaşmalarımızdır. Yani sahip olduğumuz şeyler değildir. Başımıza gelir. Şu tarafa bakıyorum bir fikir var. Şu tarafa bakıyorum başka bir fikir. Şu tarafa bakıyorum başka bir fikir. Her perspektife göre diyorum, mutlu oluyorum. Keyifleniyorum. Ama ondan Tanrı'ya dair bir fikir olmakla kalmaz o. O fikrin de fikrini, bendeki Tanrı fikrine dair bir fikrim de olabilir. Biraz daha kolay. Spinoza Tanrısıyla karşılaşsan herhalde başı daha kötü. Belaya girebilirdi. Tanrı var olma ihtiyacında olan birisi değil. Spinoza açısından. Gücü de oradan geliyor.